İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Muş şehrinde tarihi eserler ele geçirildi. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, devlet başkanının imzaladığı 24 Nisan kararının uygulanmasından sorumlu. Bako Sarkan, Pan-Armeni oyunları Dünya Komitesi Başkanı Şan Zakaryan başkanlığındaki eğitim makamında kabul etti. Ermenistan, dünyada medya özgürlüğü endeksindeki pozisyonunu 61. sıraya yükseltti. Gladys Berejiklian, Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarının anısına düzenlenecek gecede bir konuşma yapacak. Suriye hükümeti ülkeyi restore etmek için işbirliği çağrısında bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti'nin UNESCO daimi temsilcisi Frankofon grubunun başkanlığını devraldı. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ şehrinde şiddetli sağanak akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı ve kısa sürede caddeleri göle çevirdi. Yetkililer sel tehlikesi konusunda uyarıda bulundular. Batı Ermenistan, Fransa Devlet Başkanı'nın imzaladığı kararnamesinin 3. maddesine göre Fransa'da 24 Nisan, Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarının anısına adanmış bir ulusal anma günü olarak hatırlanır. Dolayısıyla ülke başbakanı Fransa'nın 24 Nisan'ı resmen kabul ettiği kararnamenin uygulanmasından sorumludur. Ayrıca bu karar ulusal olarak tarihsel gerçekliğin boyutunu kristallaştırır. Bununla birlikte bu kararnamenin ikinci maddesinde belirtildiği gibi bölge başkanlarına ve cumhuriyet temsilcileri düzeyinde tam bir istişarede bulunarak Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Gomidas Vartabet Anıtı'nın karşısındaki Kanada Meydanı'nda saat 18'de bir etkinlik gerçekleştirecek. Bundan başka Devlet Başkanı Macron'un kararnamesiyle üstlenilen taahhüt, Fransız-Ermeni nüfusunun birliğinin tüm ulusal bileşenleri olan Batı Ermenistan ve Ermenistan Cumhuriyeti ve topluluk örgütlerini temsil etmesi için bugün eşsiz bir fırsat yaratmaktadır. Bugün bu tören kendi standartları içinde bizi resmen birleştirmeye yöneltecek ve Başbakanlık İdaresi vasıtasıyla özellikle de Batı Ermenistan için tarihin demirden gerçekliğinin ve adaletinin perdesinin açıldığını söylemek mümkündür. Hakikaten 24 Nisan 1919 tarihi tarihsel bir gün olarak kalacaktır. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan, Pan-Ermeni Oyunları Dünya Komitesi Başkanı İshan Zakaryan başkanlığındaki heyeti 18 Nisan'da makamında kabul etti. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Basın Departmanlığı'ndan Armen Press'e yapılan açıklamada, bu yıl Artsakh Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek olan 7. Pan-Ermeni Yaz Spor Oyunları'nın organizasyonuyla ilgili konular ele alındı. Sınır Tanımayan Gazeteciler Teşkilatı, Ermenistan Cumhuriyeti'nin de yer aldığı Dünya Basın Özgürlüğü Listesi başlıklı yıllık bir rapor yayınladı. Genel olarak raporda Ermenistan Cumhuriyeti'nin 61. sırada bulunduğu 180 ülke bulunuyor. Örneğin 2017'de Ermenistan Cumhuriyeti 30.38 puanla 79. sıradaydı. Ülkemiz 60. sırada bulunan Gürcistan'ın hemen arkasında yer aldı. Türkiye ve Azerbaycan ise sırasıyla 157. ve 166. sıradalar. Bölgesel listedeki en kötü endeksi 170. sırada bulunan İran aldı. Rusya Federasyonu ise 149. sırada. Avustralya'daki Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian, 24 Nisan'da Ermenilere karşı uygulanan soykırımın 104. yıl dönümüne adanmış gecede, Ermeniler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda soykırıma kurban giden diğer Hristiyan azınlıkların anısına bir konuşmada bulunacak. News AM'in belirttiğine göre, Avustralya'daki Ermeni Ulusal Komitesi Genel Müdürü Hayk Kayseryan, Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarını anma gecesini başbakanın huzurunda gerçekleştirmek bizim için büyük bir onurdur, dedi. Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanları anısının Avustralya Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte Uluslararası Soykırım Araştırmaları Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Melanie O'Brien bir konuşma gerçekleştirecek. Suriye Turizm Bakanı Muhammad Rami Radwan Martini, uluslararası örgütleri ve tüm dünyayı ülkenin yeniden inşasında aktif olarak işbirliği yapmaya çağırdı. Suriye'de tarihi yerler restore edilmeli, bu da ancak uluslararası kuruluşlarla işbirliğiyle mümkündür. Ülkenin restorasyonu için Martini herkesi davet etmektedir. Bakan Martini, UNESCO aracılığıyla herkesi, hatta devlet kuruluşu olmayan örneğin Batı Avrupa Gönüllü Örgütleri gibi tüm sivil toplum kuruluşlarını davet ediyoruz, dedi. O, ilgili taraflarla işbirliğinin
genişlemesinin ülkenin tarihi yüzünün tamamen onarılmasına yardımcı olacağı umudunu dile getirdi. Ermenistan Cumhuriyeti UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Christian Terstepanyan, 79 üyenin katılımıyla gerçekleşen UNESCO Frankofon Grubu Genel Kurul Toplantısına ilk kez başkanlık etti. Toplantının başında Ermeni temsilci Frankofon Grubu adına Fransa heyetine Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın felaketi dolayısıyla herkesi kapsayan büyük üzüntüyü anlattı ve grubun Fransa hükümeti ve tüm halkına olan dayanışmasını sundu. Toplantıda Büyükelçi Terstepanyan, UNESCO ile Frankofonya kuruluşu arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurgulayarak, gruba başkanlık eden Ermenistan Cumhuriyeti heyetinin iki kuruluş arasındaki işbirliğini daha da derinleşmesine yönelik çabalarda bulunacağını ifade etti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ermenistan'da her yıl gerçekleştirilmekte olan Gutan adlı etnografik şarkı ve dans festivalinde seslendirilen Pariluso Astık Yerevats adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.